anda gördüğümüz, içinde bulunduğumuz alanlar... Türkiye uçsuz bucaksız uyuşturucu tarlalarıyla geçtiğimiz yıl tanıştı. Aslında hep vardılar ancak biz bugüne kadar nedense o tarlaları hiç görmek istemedik. Oysa terörü besleyen en büyük kaynaklardan biriydi uyuşturucu tarlaları. Gündemde o tarlaların fotoğrafını çekmeye çalıştık. İşte terörün kökü uyuşturucu tarlaları. Şu anda neredeyiz ve bu bölge neyi ifade ediyor? Burası Diyarbakır. Arkamızda bulunan bölge Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölge. Burası özellikle yazın 2-2,5 metrelik kenevir bitkilerinin büyütüldüğü, sıklıkla şu bölgelerde ekildiği alanı görüyoruz. Buraya biz 2012 yılında 3 ayrı defa yaptığımız operasyonda yaklaşık 180 bin kök Hint keneviri bitkisi elde ettik. Gençliği uyuşturan, terörü besleyen kaynak, kanabis yani kenevir. İçindeki tetrahidrokanabinol maddesi uyuşturucu etki yapıyor. Diyarbakır Lice ilçesinin kuzey ve güneyi bu bitkinin Türkiye'deki en büyük ekim alanı. Türkiye bunu geçen yıl yapılan işte bu operasyonlarla gördü. Jandarma ve emniyet birimlerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan uyuşturucu madde miktarı 40 tonu geçti. İlk operasyonumuz Lice ilçesine bağlı bir köyde 21 Ekim tarihinde gerçekleşti. Tespitler sonucunda gömülü vaziyette 2 ton esrar maddesi ele geçirildi. 2012 yılındaki ilk operasyonumuz 18 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Buraya toplam 1700 kişi olarak polis ve jandarma kuvvetleri toplam 1700 kişi 12 ayrı köyde operasyon gerçekleştirildi. Burada da yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda 2,5 milyon kök Hint keneviri bitkisi imha edildi. Yine 21 tonda da jandarma kuvvetlerimizin yaptığı 21 ton elde ettiği bir operasyon var. Uyuşturucu tarlaları aslında yıllardır bölgede herkesin bildiği bir gerçek. Bu uyuşturucu tarlalarını duydun mu? Duydum, doğruydu. Nerelerde duydun? Kırsalda her yerde var, Güneydoğu'da. Ne zamandan beri peki bu uyuşturucu tarlaları var? Ne kadar zamandan beri? 30 senedir var yani. 30 senedir var bu Güneydoğu'da. Niye var? Yoksulluk şeklinde var. Ben 50 senedir duyuyorum. Ben kendimi bildim bileli duyuyorum. Buğday ekildiği gibi ekiliyor. Ekildikten sonra belli bir işlemden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Ben böyle biliyorum. Bakın bana göre. Yani bu bir şekilde gidiyor. Bazı kolay yoldan gidiyor, bazı zor yoldan gidiyor. Bu bir gerçek. Evet. Uyuşturucudan gelir elde etmenin yanında kullanım da zamanla artmış durumda. Hocam, yok var da ne? Zaten uyuşturucudan bu abi. Evet. Öyle mi? Onu örnek olarak şekil alıyor. Ben de yok adam. Ben de madde kullandım, uyuşturucu kullandım. Ama öyle bir şey yok yani. Bu devletin de... Kenevir mi? Kenevir mi kullandın? Evet, kullandık işte. Evet. Uyuşturucu kullanıyor mu gençler? Çok. Her taraf. Her taraf doğru yasla konuşur abi. Her taraf kullanıyorlar. Hep kullanılıyor. Lice'deki büyük tarlaların yanında maalesef Diyarbakır merkezinde kenevir yetiştiriciliği de görülüyor. Dicle Nehri'nin kenarındaki bu verimli araziler ekim alanları arasında. Dicle Nehri'nin üzerinde bir adacıktayız. Kenevir yetiştiricileri işte bu arkamızda gördüğünüz ada gibi bölgeleri de değerlendiriyor. O adaların üzerine de kenevir ekiyorlar. Ancak emniyet birimlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla geçtiğimiz yıllarda oralarda yetiştirilen kenevirler de hep ele geçirildi ve imha edildi. Tabii kenevir yetiştiriciliğinde suyun önemi büyük. Sürekli sulanması gerekiyor. O yüzden bu adalar ve bu bölge tercih ediliyor. Su bol. Tabii bu sudan vatandaşlar o adacıklara geçebilmek için de kayıklar kullanıyor. Kayıklarla oralara gidip geliniyor. Tarlaların bu alanın içine girdiğinizde birkaç metre ötenizi net bir şekilde tespit edemiyorsunuz. Biz buraları tespitte helikopter kullanıyoruz. Helikopterlerle birlikte rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ondan sonra ekiplerimizle, kuvvetlerimizle birlikte imha işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Uyuşturucu tarlalarını kamufle edebilmek için genelde Dicle Nehri'nin kenarındaki bu sazlıkların arası kullanılıyor. Sazlıkların arasında uyuşturucu tarlalarını fark edebilmek mümkün değil.
İşte bu gördüğümüz alan gibi alanlar açılarak sazlıkların içerisinde uyuşturucu yetiştiriliyor, kenevir yetiştiriliyor. İşte o kenevirin köklerinden kurumuş birini burada görebiliyoruz. Boyu oldukça büyükmüş anlaşılan bunun. Tabii arada küçükleri de kalmış, bazıları tam yetişmemiş. İşte görüldüğü gibi burası bir imha alanı. Daha önce emniyet birimleri buraya gelerek burada kenevir yetiştirildiğini tespit etmiş ve daha sonra da buradaki kenevirler imha edilmiş. İklim şartları, ekonomik sorunlar ve terör örgütünün etkisiyle bölgede yıllar içinde kenevir yetiştiriciliği inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Uzun yıllar içinde alıcı-satıcı ilişkisinin de kurulmuş olduğu görülüyor. Oluşan sermaye Batı illerine ve terör örgütüne doğru kayıyor. Bunlar sömekleri. Ya, normalde bu bitki yerine göre 2-2,5 metre. Mesela bizim yaptığımız operasyonlarda 2,5 metre boyuna kadar büyümüş bitkileri gördük. İmha ettiğimiz bitkilerden. Onları gördük. Uyuşturucu olarak kullanılan noktası evet, burası. Buraları. Bunu tabii değişik işlemlerden geçirerek, eleme işleminden geçirerek bir nevi rafine işlemine de tabi tutarak daha ağır, daha etkili hale de getirebiliyorlar. Kenevir yetiştiriciliği için kış ayları ölü dönem, daha ziyade ilkbaharın başında sonbaharın sonuna kadar devam eden bir süreçte kenevirler yetiştiriliyor ve yıl içinde 3 hasat halinde toplanıyor. İşte şu anda gördüğünüz alanlarda, tarlalarda kenevirler yetiştiriliyor. Buralar oldukça uygun alanlar. Bu uygun alanları da açıkçası yetiştirenler değerlendiriyor. Ancak tabii buralara pek çok operasyonlar yapıldı geçtiğimiz yıl içerisinde ve o operasyonlarda pek çok Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilme çeşitleri de çok farklı. Bazısı kökünde ele geçiriliyor, bazısı da yakalanamamışsa toprağa gömülü halde, gömülü vaziyette bulunuyor. Tabii ki kurutulduktan sonra. Bölgenin acı gerçeklerinden biri de kenevir ekimiyle uğraşmayanların sosyal baskı altında kalması. Uyuşturucudan zenginleşenler fakirlik çekenlerin iştahını kabartıyor. İnançları gereği uyuşturucu işiyle uğraşmayanlar zamanla dışlanıyor. Aile içinde fakir kaldık baskıları yaşanıyor. Bölge halkının yaşadığı ekonomik sorunlar da kenevirin en büyük bahanesi oluyor. Uyuşturucu yetiştirmek abi, doğru mu? Uyuşturucu ben anlamam. Bilmem de yalnız yetiştiren adam da muhakkaktır, azdır ki yetiştiriyor. Bu uyuşturucu tarlalarıyla ilgili ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Vallahi ben nefret ediyorum. Nefret etmeyen de vicdani merhamet yok. Yani yazık gençlere. Yani gençlere yazıktır. Neden yapılıyor peki? İmkansızlık. Gençler tembel olmuş. Çalışmak istemiyor. Kolaylığa zengin olmak istiyor. İş yok, güç yok. Ne yapsın diyor. Gençlere diyorsun ne, niye bu işi yapsın diyor. Ne yapayım? Şöyle bir olay vardı. Örgütten izinsiz eken, izinsiz ekim yapan, Hint kenevri ekim yapan şahıs traktörünü yaktılar. Bu yönde bize bilgi geldi. Yine bu Lice çevresindeki köylerden. Bölge halkına yönelik yapılan propagandalardan biri de inanılması güç de olsa devletin uyuşturucu tarlalarıyla vatandaşları zehirlediği yönünde. Bu propagandanın etkisini vatandaşlarımız röportajlarda görmek mümkün. Tonlarca uyuşturucu yakalandı, kenevirler yakalandı. Duydunuz mu? Duyduk, Trabzon'da gösteriyor. Topluyor devlet. Devlet topluyor. Keşke o topladığı başka yere satmadan yakarsa iyi olur. Başka yerde satmadan. Yakıyorlar, direkt kesiyorlar orada. Satmıyorlar. Diyarbakır'da duydum, Trabzon'da duydum. Aynı emanetler, emanetliğe teslim etmişler. Orada çalmışlar, satmışlar. Kim söylüyor bunu? Duyduk, gazete duyduk. Televizyon. Hangi gazete mesela bu? Televizyonda duyduk. Hangi televizyon? Valla Diyarbakır televizyonu, bütün televizyonlarda duyduk. Bir televizyon? Bu köy kurucuda ekiyor. Karakolda ortaktır. Beraber ekiyor, biçiyor, satıyor. Ha, işçilik olarak. Terör örgütünün hiç bağlantısı yok mu? Terör örgütünün alakası yok. Terör örgütünün alakası yok. Terör, yani terör örgütünün biraz yoğun olduğu bölgelerde daha çok yetiştirilir. Hayır, doğrudur. Yani el alakası yok. Bu şahsidir. Bu kırsaldaki herkes kurucuyla, karakolla beraber yetişip beraber satıyor. Hani para olmayınca millet ne yapsın? Terör örgütünün bir alakası yok. Yok, alakası yok. Erbüz. Bunlar pay almıyor. Onu bilmiyorum, o beni aşar.
Onu bilmiyorum, yani bilgim yok. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili istatistikler durumu açıkça ortaya koyuyor. Madde üretimi ve kaçakçılığından işlem gören vatandaşların %90'ı bu bölgeden. Bölgenin uyuşturucunun üretim merkezi haline geldiği görülüyor. Ancak üretilen uyuşturucunun %95'i batıya gidiyor. Peki PKK, KCK bu tarlaların neresinde? Terör örgütü bu tarlalardan nasıl ve ne kadar gelir elde ediyor? Herkesin merak ettiği konu terör örgütüyle uyuşturucu tarlalarının ilişkisi. Nedir? Sizin tespitleriniz neler? Bizim tespitlerimize göre uyuşturucu ekiminin en çok olduğu bölgelerde, biraz önce bahsettiğim gibi Lice bölgesinde, hem kuzey hem güney, Kocaköy bölgesinde, bu bulunan bölgelerin tamamında terör örgütünün aktif olarak faaliyetleri devam etmekte. Finans ihtiyacını gidermek için uyuşturucu ekiminden ekenlerden, kendilerine milis tabir edilen şahıslardan, ayrıca o köylerde bulunan insanlardan %10 civarlarında vergi, sözde vergi adında para alıyor. Kendileri ekmiyor, kendileri yetiştirmiyor, köylülere yetiştirtiyorlar. Evet, evet, köylülere yetiştirtiyorlar. Köylüler, yalnız her köylü onlardan, o özellikle teröristlerin, terör örgütü PKK'nın etkin olduğu, PKK-KCK'nın etkin olduğu bölgelerde köylüler yine terör örgütünden habersiz ve izinsiz ekim yapamıyor. Habersiz ve izinsiz ekim yapan olursa onları cezalandırıyorlar. Terör örgütü kendisinden izinsiz kenevir ekimine de müsaade etmiyor. Bu yola girenler olursa da cezasız kalmıyor. Bu cezalandırmalar da terör örgütü uyuşturucuyla mücadele ediyor şeklinde ayrı bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bundan sonra kamuoyuna biz uyuşturucunun karşısındayız gibi bir kamuoyu oluşturmaya uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz. Biz uyuşturucunun karşısındayız. Biz insanların zehirlenmesini istemiyoruz gibi değişik ifadeler kullanıyorlar. Gizli tanıklardan elde ettiğimiz ifadeler, kendi yaptığımız istihbari çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz ifadeler bağlamında bu tespitlere, bu sonuçlara vardık. Geçtiğimiz haftalarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusuna operasyon yapılmıştı. Akif Kod adlı Mehmet Şirincebe yapılan operasyonda saklandığı evde ölü ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda örgütün dokümanlarına ve muhasebe defterine ulaşıldı. Kayıtlarda özellikle uyuşturucu tarlalarından alınacak sözde vergilerin listeleri bulundu. Köy köy, şahıs şahıs listelenmiş kayıtlarda vatandaşlardan alınacak paraların miktarı not ediliyordu. Para aldıklarına yönelik değişik dokümanlar da hem polis hem jandarma tarafından elde edilmiş dokümanlar da var. Bunların kendi tuttuğu notlar, ajandalarında da bu tespitler var. Kimden ne kadar para alındığına dair ismen kendi elleriyle yazılmış notlar mevcut. Onun dışında zaten istihbarat çalışmalarda hem de bizim tanıklarımızın ifadesi, gizli tanıkların ifadesinde bu tarz şeyler, bu tarz bilgiler mevcut. Terör örgütünün barınma, beslenme, lojistik, silah ve mühimmat gibi paraya ihtiyaç duyduğu pek çok alan var. Dağda yakını olan ailelere maaş bağlama, giyaşesini karşılama da para kaynağı gerektiriyor. Bunlar uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aktarıldığı alanlar. Uluslararası raporlarda PKK-KCK'nın uyuşturucu bağlantısı ortaya konuluyor. Son olarak Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi PKK-uyuşturucu ilişkisini kabul ederek mercek altına aldı. Avrupa Europol terörizm durumu trendleri raporunda konu incelendi. Sorunun devam etmesinde en büyük etkenlerden biri kenevir ekimine uygulanan cezalar. İnanılmaz ama gerçek. Bugüne kadar kenevir ekimi yetiştiriciliğinden hapis cezası alan kimse yok. Ekimle ilgili 2313 sayılı uyuşturucu maddelerinin murakabesine dair bir kanun var. Bu kanuna binaen ekim yapanlar, uyuşturucu madde imal edenler, ekimini yapanlar 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen cezaya maruz kalabiliyorlar. Ancak şu ana kadar bununla ilgili ceza almış hiçbir vatandaş bilmiyoruz. Bu da ekim yapan... Hapis cezası almış herhalde, evet, diyebiliyorum. Evet, hapis cezası almış bizim tespit edebildiğimiz hiç kimse yok.
terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan uyuşturucu tarlalarından Türkiye'nin kurtulması için atılması gereken çok önemli adımlar var. Kadastro işlemlerinin bir an önce bu bölgede yapılması gerekiyor. Uydu takibinin kesinlikle vakit geçilmeden bu bölgeye sağlanması gerekiyor. Belki atılması gereken en önemli adımlardan biri de köylülerinin geçinebileceği bazı tarım ürünlerinin onlara tanıtılması ve gösterilmesi gerekiyor. Tabii ki de operasyonlarının eksiksiz, kesintisiz bu bölgede devam etmesi çok önemli. Biz Diyarbakır'da hazırladığımız uyuşturucu dosyamızı burada kapatıyoruz.